dakika. May, bahar. Ne demiştiniz bir de? August, August. Germany. Garmi. Garmi'yi de bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar? Hiç söylemeyen arkadaşlar? Eser'cim sen seç. Hocam ben Şöyle bir yap. İsimler listesine bir yerde dur. Hocam, kimi Nevin Hilal Ertürk Hanım'ı hanımefendi seçeyim. Nevin Hanım, evet. Ermenice'den de tanıyoruz. Nevin Hanım, hiç katılmıyorsunuz. Nevin Hocam, hiç katılmıyorsunuz. Yok. Herhalde müsait değiller herhalde. Seni Rümeysa söyleyebilir Hanım'a miyim söz hocam? verelim. Rümeysa Hanım'a söz hakkı verelim. Bir arkadaşımız konuştu. September Biliyor or October Hizan. September, October, Zan. October, Zan. September, October. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, az önce herhalde Nevin Hanım'dan ses geldi mi? Rümeysa Nur Kaya ve Sevilay Hanım'dan ses geldi. Sevilay Hanım bitirsin o zaman. Sevilay Hanım bitirin etkinliği Tamam hocam. isterseniz. Şey var, November var. O kış olacak. Hayır pardon, Kış mı? sonbahar olacak. Kış olan da sanırım Şubat oluyor. Nasıl okunuyor? For year nasıl bilmiyorum hocam. For you. Hani serseri denir ya. O kafiyede. Ferveri. İngilizce Ferveri. Arapça karışım bir dil sanırım hocam. Evet. Her şey var mı? Urduca'da bütün diller var. Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam bir İkbar. şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Kim soruyor? Şey, İpek Şengül. Ha, İpek Hanım buyurun. Hocam bunlar hani zaten malum İngilizce yani İngilizce'de kullandığımız aylar. Acaba Urduca'nın kendine has belki eskide kalan ay isimleri var mı? Urduca Hanım mı? Urduca Hanım değil de şeyin Hani mi var? sürekli kullanılan yani Hintçe'de de olabilir. Bunlar Hintçe'de var, geldiğinde ara Hintçe'de. gelmişti ama. Urduca'da bu öyle. Urduca'da bu. Hintçe'de farklı. Sanskrit ya o. Onları da şey yaparız. Onları da anlatırız. İnşallah. İnşallah. Aslında hocam hani bu kadar çok farklı dil sahibi olması çok işgal edildiği bir ülke anlamına geliyor sanırım. Yani şey 1947 yılında bağımsızlığını kazandı ama şey Hindistan'da yani Hindistan'da Müslüman Türkler var. Müslüman Türklerin çalışmaları sonucunda yani bu Müslüman Türkler yani Türk imparatorlukları mesela Gazneliler, Dehli Türk Sultanlığı, Babürler yani bu hep şey Müslüman Türkler tarafından orada böyle zaten Gazneli Mahmut döneminde askerlerin pazarlarda insanlarla etkileşim halinde oldukları, alışveriş yaptıkları zamanlarda aralarında konuştukları bir dil olarak ortaya çıkıyor Urduca. Ondan sonra Hintçe ile birebir aynı diyebilirim ama Hintçe'de bazı şeyler değişiyor. Mesela az önce İpek Hanım'ın dediği gibi hocam bu yani İngilizceden hep alımlı şeyler. Tabii Urduca'da bu şekilde yapılıyor ama Hintçe'de muhtemelen şey bu Sanskrit'le oluşturulmuş ay isimleri. İşte Farsça var, Arapça var, Türkçe sözcükler var, İngilizce sözcükler var. Yani birçok sözcük var. Görmüş olduğunuz gibi işte bunlar hep İngilizce. Bildiğimiz şeyler. İngilizceden bildiğimiz şeyler. İşte o insanlar sağ olsunlar Kurtuluş Savaşı zamanında bizlere yardımda bulunmuşlar. O şeyden sonra da işte o devirden, o dönemden sonra da 1947 yılında Muhammed Cinnah tarafından Pakistan Devleti kuruluyor.
Arap alfabesiyle yazılan bir dil. Ama geçmişi, edebiyat geçmişi çok zengin. Çok ünlü şairler var. Mirtaki Mir var. Mirza Esadullah Han Galip var. Mirdard var. Muhammed İkbal zaten dünya ünlü tanınan bir vatansever bir şair. Yani birçok şeyi var. Özellikle bir şiir anlayışı var. Geçmişten kutup şahilerden başlıyor bu. Ondan önce de dönemleri var. Orada o kutup şahi, adil şahi sultanlıkları var. Orada bir edebiyatı, oranın bir ayrı edebiyatı var. Oranın çok ünlü şairleri, çok önemli eserleri var. Sonra Delhi döneminde, o zaman Delhi böyle çok güzel bir yer. Bütün şairlerin, bütün ünlü şairlerin böyle yaşadığı bir yer. Orada Veli isimli bir şair geliyor ve bütün şiir anlayışını değiştiriyor. Yani onun dönemiyle birlikte çok güzel eserler ve şiirler yazılıyor. Ama o dönemde bir Nadir Şah tarafından yapılan bir istila sonucunda orada çok büyük olaylar oluyor. Şairlerin çoğu bu baskıya dayanamayıp Lucknow denilen bir şehir var. Oraya göç ediyorlar. Orada şiir çalışmalarını yapıyorlar. Çok güzel de müşaire adı verilen bir şiir etkinliği oluyor. Mesela seyirciler tiyatro sahnesi gibi oturuyor böyle. Seyirciler oturuyor. Orada da şairler geliyor. Bütün şairler böyle hem şiir okuyorlar, hem şiiri de böyle gazelleri okuyorlar. Böyle güzel bir şarkı söyler gibi okuyorlar. Ondan sonra da işte Babürler zamanından devam eden şiir anlayışı bugünlere kadar geliyor yani. O yüzden Urduca gerçekten çok önemli bir dil. Yani Urduca'yı öğrenirseniz Hintçe'yi de otomatikman öğrenmiş oluyorsunuz zaten. He, Farsça da biliyorsanız Farsçanız da gelişiyor. O da ayrı bir şey. Böyle bir ek bilgi vereyim dedim size. Şimdi arkadaşlar, bu da böyle paylaşımımızı. Sorular geliyorsa Ahmet Bey soru soracak, yoksa katılım mı yapacaklar? Söz hakkı veriyorum hocam. Söz hakkını verelim Ahmet Bey'e. Ricaktım herhalde en son arkadaş daha önce parmak kaldırdı. Orada dikkatimi çeken hocam, December normal yazılıyor ama September'da yani Urducasında September diye yani bir harf eksik yazılmış herhalde. İşte yazım şeyler oluyor ya, yazım hızlı yazıldığı zaman tabii ki böyle ufak tefek şeyler oluyor. September. Şimdi bakayım ben bir. Ben de şey yaptım. Bekleyelim. Şuradan bir bakayım. Size biraz nefes alalım. Hava çok sıcak. Evet. Şimdi size Hintçesini okuyorum arkadaşlar. Soma var. Mangala var. Buda var. Şukra var, Şani var, Ravi var. Bunlar da Hintçe'deki günler arkadaşlar. Bakın ne kadar benziyor. Soma var, Mangala var, Budha var, Mangala var, Şukra var, Şani var ve Ravi var arkadaşlar. Bir dakika. Bir tanesi yanlış olmuş. Hadi bakayım. İşte harf eksikliğinden dolayı. Evet. Tekrar söylüyorum. Tam olarak söylüyorum. Soma var. Mangala var. Buda var. Guru var. Şukra var.
Şani var ve Ravi var. Pazar. Evet, bu da arkadaşlar İpek Hanım sormuştu. Biz de böyle olduğunu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar ekran paylaşımı yapayım yine. Evet. Sayılar geldi mi Ensar görüntü? Şimdi geldi. Evet arkadaşlar, bunlar da birden 20'ye kadar olan sayılar. Şimdi ben bu sayıları birden 20'ye kadar sayıyorum. Ek, do, tin, çar, panç, çe, sat, art. Bakın 8 derken bel tekniği kullanıyoruz. Art, no, das. Tekrardan okuyorum. Benim telaffuzlarıma dikkat edin. Sıfır, ek, do, tin, çar, panç, çe, sat, art, no, das. Bu birden ona kadar. Şimdi arkadaşlar ondan 20'ye kadar olan sayıları sayıyorum. Das, giyara, bara, teyra, çovda, pandra, sola, satra, athara, unis, bis. Tekrardan okuyorum. Das, giyara, bara, teyra, çovda, pandra, sola, satra, utara, unis ve bis. Var mı hocam ben ona kadar sayabilirim diyen arkadaşımız, bir söz verelim. Ahmet Bey buyurun. Birden ona kadar Ahmet Bey okusun. İkinci birden ona kadarı da Elif Hanım okusun. Sıfır, yek, eyk, 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 do, tin, çar, panç, çe, sat, at, no, das. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. O 8'i biraz daha böyle vurgulu okursak daha güzel bir ses çıkacak. Evet Elif Hanım. Art. Art, art. Art. Evet Elif Hanım, sizi alalım. Ben 11'den mi okuyayım, birden mi başlayayım? Birden, sıfırdan, pardon. Sıfır, ek, do, tin, çar, panç, çe, sat, art, no, güzel. Az. Ne güzel çıktı. Oo, teşekkür ediyorum. Çok başarılısınız. Yavaş. Şimdi İpek Hanım, 10'dan 20'ye kadar bir okusunlar bakalım. Dinleyelim. 10'dan değil mi hocam? İpek Hanım, das. Tam. Das, kiara, bara, tira, çoda, pandra, sola, sola mı? Sol. Sola. Sola, satra, atara, enis, atara. Bis. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı. Var mı arkadaşlar? Bunu da okuyalım. Varsa söz hakkı veriyorum hocam. Söz hakkı yoksa sen bir kaldır bir arkadaşımızı. Listeden kaldır. Serhat Bey okusacaklar. Evet Serhat Bey'i alalım. Serhat Bey. Heh, ses geldi. Birden mi başlayayım hocam? 10'dan 20'ye kadar Serhat Bey. Birden. Sağdaki. Das, giyara, bara, teyra, çovda, pandra, sovla, satra, atara, unis. Sonuncusu gözükmüyor hocam. Biz. Biz. Evet, biz. Teşekkür ediyorum. Evet, böyle
sayılarımızı da sizlerle öğrenmiş olduk. Bunların şeyleri hemen göndereceğim ben sizlere. Şimdi arkadaşlar ne kalmış bakalım? Evet, geldik. Geldik. Çok güzel bir etkinliğe. Şimdi burada ben ilk önce kendim okuyacağım. Ondan sonra arkadaşlarımız iki kişi okuyacaklar. Ekran görüntüsünü verelim hemen. Geldi mi Ensar? Şu an geldi hocam. Evet. Ali ve Ahmet arasında konuşma. Arkadaşlar sizlerin daha iyi böyle kavrayabilmeniz için renkleri farklı yaptım. O yüzden arkadaşlarımız şey yapmazlar böyle sıralarını karıştırmazlar. Kırmızı bir arkadaşımız olur. Okur. Siyahı bir başka bir arkadaşımız okur. Evet. Başlayalım. İlk konuşma. Bu zaten her hafta yani gelecek dersimizde ikişer tane şey yapacağım. Artık seyahat mi olur? Otel mi olur? Muhtemelen restoran olacak bir tanesi. Diğeri de herhalde yolculuk olacak ya da otel olacak. Bu önemli şeyleri bilmenize fayda var ifadeleri. Evet Ali, selamun aleyküm. Ahmet, aleyküm selam. Ali, aapka naam kya hai? Ali, aapka naam kya hai? Ahmet, mera naam Ahmet hai. Aapka naam kya hai? Mera naam Ahmet hai. Aapka naam kya hai? Ali, mera naam Ali hai. Ali, mera naam Ali hai. Ahmet, aap kahan rehte hain? Yani siz nerede yaşıyorsunuz? Aap kahan rehte hain? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ali, me Ankara me rehta hu. Me Ankara me rehta hu. Ben Ankara'da yaşıyorum. O soruya şimdi aap kahan rehte hain? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ahmet de diyor ki me Mersin mi rehta hun? Me Mersin mi rehta hun? Ben Mersin'de yaşıyorum. Bu kadar aralarında bir konuşma geçmiş. Ahmet diyor ki pir milingi görüşürüz. Ali de diyor ki huda hafız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyor. Şimdi arkadaşlar Yasemin Hanım Ali olsun. İpek Hanım da Ahmet olsun. Ondan sonra Serhat Bey var. Sen şey notları al Ensa. Tabii hocam. Evet. Buyurun Yasemin Hanım ve İpek Hanım. Aleykümselam. Aapka naam kya hai? Mera naam Ahmet hai. Aapka naam kya hai? Mera naam Ali hai. Aap kahan rehte hai? Main Ankara mein rehta hoon. Aap kahan rehta hai? Main Mersin mein rehta hoon. Pir milenge. Per melenge. Bu da hafız, bu da hafız. Teşekkür ediyorum. Çok güzel okudunuz. Şimdi Yasemin Hanım ve İpek Hanım en son onlara kendilerine göre okuyacaklar. Tamam. Bu şeye bağlı değil. Tamam. Kendilerine göre. Evet şimdi Serhat Bey ile Ahmet Bey'i alalım. Tabii hocam. Serhat Bey. Ahmet Bey açabilirsiniz. Elif Hanım'ı kaldırmış. Elif Hanım'ı da kaydedelim. Evet arkadaşlar buyurun. Selamun aleyküm. Büşra Hanım'ı alalım. Aleyküm selam. Apka annam kiya he? Mera nam Ahmet he. Apka nam kiya he? Mera nam Ali he. Ap kaha rehte hain? Mey Ankara me rahta bu rahta hu ab kaha rahte he? Mey İstanbul me rahta hu. Oo güzel. Pir melengi. Khuda hafiz.
Teşekkürler arkadaşlar. Çok başarılıydı. Evet, şimdi Elif Hanım'la Büşra Hanım. Kendilerine göre yapsınlar. Hocam bu arada öncesinde bir şey rica edeyim de. Tabii. Konuşması, bir diyalog biten arkadaşlar mikrofonlarını kapatsalar arka taraftan yankı yapmış. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Mikrofonlarımızı kapatalım. Sesler geliyor. Televizyon sesi geliyor. Büşra Hanım ve Elif Hanım sizlere söz hakkı verdim. Evet. Buyurun arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Afkanam kiyahe. Meranam Elif he. Afkanam kiyahe. Meranam Büşra he. Afkaha rahtı he. Me İstanbul me rahta hu. Afkaha rahtı he. Me bihi İstanbul me rahta hu. Ben de. O da hafız. Atlamadık bir yeri değil mi? Yok. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ömer Bey var. Ömer Bey'e eşlik edecek bir konuşmacı arkadaşımızı arıyoruz. Hocam bence siz eşlik edebilirsiniz. Ben mi? Evet hocam. Hocam şeyi soracaktım da. Serhat Bey var. Bu. Ha, evet. Buyur. Serhat, buyur Serhat, Ömer Bey. Buyur. Bu şeyin hocam, bu müzekker oldukları için o Abkehan Rehtahun mu yoksa Rehtihun diye. Saygı ya. Ab'dan dolayı. Yo, rehti müennesler içindir ya hocam. Tabii tabii, müennesler için rehti. Şey için rehta. Abkehan rehta. Yok. Şimdi burada şöyle bir şey var. Nasıl olur hocam? Onu soracaktım çoğul, hocam. Şimdi bu çoğul. İşe çoğul. Ama şöyle bir özelliği var hocam. Diğer dillerde de gördüm ben bunu. Mesela 99 tane bir bayan. 100 kişi var bir yerde, bir alanda. 99 tane bayan, bir tane de erkek var. Toplam 100 kişiler. O bir erkek olduğu için tamamıyla şey oluyor. Çoğul müzekker oluyor. Yani eril müzekker oluyor. Evet hocam. Öyle bir özelliği var. Evet. Serhat Bey ile yapın Ömer Bey. Tamam hocam. Ekran hocam. Benimki tam gözüküyor. Ekran geldi. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abka nam kiya he? Mera nam Serhat he. Abka nam kiya he? Mera nam Ömer he. Abka ha rahte he? Me Bingöl mü rehta hun? Abka ha rahte he? Me Bursa me rahte he? Rahta hu? Teher milenge. Kuda hafız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah canım. Şimdi arkadaşlar Ap'ın yerine biz burada Toy'u kullansak o zaman şey değişiyor işte. Az önce Ömer Bey'in dediği gibi kişinin cinsiyetine göre değişiyor bu. Onu da anlatacağım ben size. Gelecek hafta inşallah iyilik teklerini gösterdiğinde zaten direkt ona gireceğiz. Evet. Bunu da göndereceğim sizlere. Ensar'cığım şey vakit geliyor galiba. Hocam eğer ki devam etmek istiyorsanız biraz daha devam edebilirsiniz. Arkadaşlar tamam. Eğer istiyorlar. Bir tane daha gösteriyorum ve onu da inşallah gösterdikten sonra bu 5. hafta dersimizi de bitiririz. Şimdi çok değişik bir ders olacak. Çok değişik bir etkinlik olacak bu. Evet. Son olarak arkadaşlar sizlere kısa bir hikaye göstereceğim. Buna bir bakacağız. Evet. Okuyorum. Hello. Ya da selam. Selamun aleyküm. Meranam Ahmet He. Me Ankara mi rahta hu. Ayşe olsaydı. Hello. Meranam Ayşe He. Me Ankara mi rahtihu. Şuraya dikkat arkadaşlar. Şurada değişiyor. Nerede kalemimiz nerede? Kalemimizi şöyle alalım. Bakın kişi değişti mi? Cinsiyet değişti mi? Şuradaki ek değişiyor arkadaşlar. Onu bir bilelim. Biz gene Ahmet'ten devam edelim. Rahtahu.
Me apne khandan ke saat rahta hoon. Me apne khandan ke saat rahta hoon. Me şeyleri takip edelim. Me ek talibi al ilm hoon. Me ek talibi ilm hoon. Or me university jata hoon. Me university şuraya kod ekleyebiliriz. Kod ekleyebiliriz. Kodlarımız şu. EA yönelme 2. Me university ko jata hoon. Me university me bakın me university me. Şu me de arkadaşlar bu da D'de anlamı veriyor. Şu EA anlamı veriyor. EA bu da D'de bulunma anlamını veriyor arkadaşlar. Bulunma eki pardon. Bunları bir ayrı alalım. Evet. Şu baştaki de bildiğimiz özne arkadaşlar. Me, university me şey me, university ko jata hoon. Me, university me urdu patta hoon. Me, üniversite me urdu patta hoon. Me ek mehneti talibi ilm hoon. Me ek mehneti talibi ilm hoon. Mere üniversite acchi hai. Mere üniversite acchi hai. Mere bahut dost hain. Mere bahut dost hain. Mere dost hostel me rahta rahte hain. Mere dost hostel me rahte hain. Mera ek bhai aur ek behan hai. Mera ek bhai aur ek behan hai. Mujhe phal aur sabziyan khana pasand hai. Şimdi hem Urducasını okuyorum hem de Türkçesini veriyorum. Hello, merhaba. Meranam Ahmet he. Benim ismim Ahmet'tir. Benim adım Ahmet'tir. Me, Ankara me, rahta hun. Me, Ankara mi, rahta hun. Ben Ankara'da yaşıyorum. Me, apne khandan kesat, rahta hun. Me, apne khandan kesat, rahta hun. Ben ailemle. Şu handan dediğimiz aile arkadaşlar. Handan dediğimiz aile. Aslında buraya şu gelmiş bu da birlikte anlamını veriyor. İle birlikte anlamını veriyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Me apne handan kesat rahta hun demiş. Şimdi ben bunu göstereceğim size gramerle. Şimdi bu olmasa bir kare koyalım. Apne dedik ya buraya. Apne kendidir arkadaşlar. Kendi. Yani kendi aile. Buraya apneyi koymasak me apne me kanden kesat rahtahun. Ben diyor bir aileyle kalıyorum. Ailenin kim olduğu belli değil. Ama apne dediği zaman kendi ailesi olduğunu anlayacağız. Ben kendi ailemle birlikte yaşıyorum anlamını vermiş buraya. Bir de şurada çekimini de göstereceğim gelecek hafta. Şu rengi de değiştireyim. Arkadaşlar burada belirgin bir present geniş zaman var. Şu yuvarlak içine aldım. Bize bu zamanın geniş zaman simple present olduğunu gösteriyor. Bunu da böylece belirteyim. Burada yok. Evet. Me ek talibi ilm. Talibi ilm dedi arkadaşlar da öğrenci, student. Ben bir ben az önce ek'i öğrenmiştik sayılarda. Bir öğrenciyim. Şunu da şöyle belirtelim. Arkadaşlar burada da geçen hafta verdiğimiz kişi zamirleri ben anlamına geliyor ya.
Bu da şu şekilde işte. Şöyle bir alalım. Analiz dediğimizde bu arkadaşlar. Analiz dediğimizde bu. Me ek talibi ilmhu or me üniversite catahun. Ben üniversiteye gidiyorum. Şu koydu anlatacağım gelecek hafta inşallah. Me üniversite me urdu parta. Urdu dediğimiz urdu şey değiştireyim. Bak kahverengi yapalım. Arkadaşlar burada da bir parkta dedik parkta. Parkta öğrenmek demek study. Bunun şey hali şu. Kök hali şu şekilde. Par par na. Evet, partner. Partner to study yani öğrenmek, okumak anlamında. Bir yerde okumak anlamında. Meek mehneti. Şu arkadaşlar görmüş olduğumuz mehneti var. Bu da hardworking, çalışkan anlamında. Ben çalışkan bir öğrenciyim anlamını veriyor. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Anlamlı. Şimdi burada bir kuralımız daha var arkadaşlar. Bunu da göstereyim ben size. Burada Mary var, Mary. Sondaki eklere dikkat edin. Şimdi yine eridik işliğe geldik. Şu Mera arkadaşlar. Mera, Mera deriz. Bu da Mary. Evet. Bu kuralların hepsini sizlere anlatacağım inşallah ilerleyen derslerimizde. Arkadaşlar bu Mayra ve Mary şey, yelik. Benim. Benim. Mary, Terry, Husky. Bunlar ben, sen, o. Benim, senin, onun. Şimdi bu arkadaş, az önce de arkadaşımızla konuştuğumuz gibi bu sondaki ekler arkadaşlar, tamam mı? Bu sondaki ekler her zaman kendisinden sonraki şey nesneye göre değişiyor. Üniversite, bakın sonunda bir y var. Ya ne demiştik az önce? Y'ye gördüğümüz zaman anlayacağız ki bu sözcüğümüz dişil, müennes bir sözcük. Bu üniversitede müennes bir sözcük olduğu için bu Mary almış. Y almış. Tamam mı? Bu da böyle. Açı. Bakın böyle de devam etmiş. Sözcüğün şey, cümlenin sonuna kadar arkadaşlar. Cümlemin sonuna kadar hep Y ile gitmiş. Mary University Açı he. Açı da güzel demek. Benim üniversitem güzeldir. Mary Bahut Dosten. Şimdi bakın. Az önce demiştik ya. Çokluklarda genellikle şu y kullanılıyor çoğul yaparken. Bu şey çoğul sözcükleri bildirirken. Burada görmüş olduğumuz çoğul. Arkadaşlar bu dost hiç değişmiyor. Bu dost öyle kalıyor. Yani bu dostun çoğul hali de tekil hali de aynı. Sondaki şeye dikkat edeceğiz. Sondaki hen var. Hen'den bunun biz çoğul olduğunu, çoğul zamanda olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde bakın burada da var. Mary, dost, benim arkadaşlarım. Hostel, hostel. Hostel neydi? Dormitory, yurt. Öğrenci yurdu. Burada yine, yani bu da az önceki görmüş olduğunuz gibi rahti, rahtey. Şöyle yapayım. Arkadaşlar Rahdi de şöyle Rahna. Burcu'da da Rahna yaşamak anlamına geliyor. Kalmak anlamına da geliyor. Stay, live anlamlarına da geliyor. Bunu kullanıyoruz. Ondan sonra Mera.
İşte çok güzel bir şey geldi, çok güzel bir örnek geldi az öncekilere bağlı olarak. Arkadaşlar Mera burada şey olarak gelmiş, müzekker tekil olarak gelmiş. Niye gelmiş diye soran olursa arkadaşlardan. Arkadaşlar şu Bıha'yı var ya, Bıha'yı erkek kardeş demek. Bıha'yı erkek kardeş demek. Elder brother diyoruz ya, erkek kardeş, abi gibi. Erkek kardeş olduğu için Mera'yı kullandık. Ama eğer Bıha'yı'nın yerine Behen gelseydi, o da kız kardeş, sister. Ben buraya ne kullanacaktım? Ben de buraya şöyle Mary kullanacaktım. Ben de burada Behen dediği için Mary'yi kullanacaktım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Analizimizi de yapmış olduk. Muhtemelen bu bir şekilde oturmuştur. Şimdi arkadaşlardan okutalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ben şurayı temizleyeyim. Bakın ne kadar çok analiz çıktı, gördünüz mü? Neler neler var, neler neler. Hocam arkadaşlara sırasıyla söz hakkı verelim mi? Verelim tabii. Herkes Ahmet olsun. Bey'den başlayalım. Ahmet Bey'in mikrofonu evet, açtı. Bu kadar silebildim. Ahmet Bey buyurun okuyun. Hello Meranam Ahmet H. Me Ankara mi rahta ho. Me apne handan ke saat rahta ho. Me ek talibi ilm ho. Or me üniversite cata ho. Me university me urdu parata ho. Me ek mehneti talib ilm ho. Meri university achi hai. Mere bahut dost hai. Mere dost hostel me rahte hai. Mera ek bayi और एक बहन है मुझे फल और सब्जियां खाना पसंद है çok güzel şabaş acci acci bahut acci teşekkür ediyorum hocam Elif Hanım'a söz hakkı veriyorum verelim Elif Hanım okusunlar hello meranam ahmet he me ankara me rahtahu Me apne handan ke saat rahta hu. Me ek talibe ilm hu. Or me university jata hu. Me university me urdu parta hu. Me ek mehnati talibe ilm hu. Meri university achi hai. Mere bahut dost hai. Mere dost hostel me rahte hai. Mera ek bhai aur ek behan hai. Mujhe phal aur sabziyan khana pasand hai. Bahut bahut shukriya. Şabaş. Evet, var mı arkadaşlardan? Hocam Yasemin Hanım var. Yasemin Hanım okutalım. Yasemin Hanım kendine göre okusun. Hadi bakalım. Deneyelim hocam. Tabii. Meranam Yasemin he. Me İstanbul me rahti hu. Güzel, güzel. Me apna handan apne. Apne handan kesat rahti hum.
Güzel. Talibi, talibi ilm hu. Tamam, değişmiyor. Orada da değişiklik var mıydı? Yok yok, değişmiyor. Ben ya. Or me university university çata hu jati hu. Jati hu. Me university me Urdu partner meik mehneti talibi mehneti talibi inim hu Mere Meri University apna apne achi achi he achi achi he tamam mere aynı mere neydi bu behdi bahut 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 dost bahut dost he mere dost yaz hostel me rahte he mera ik bah mera du mera değiştirin burayı değiştirin behen, burayı değiştirin şöyle mera di behen he behen öne alalım ay öbür tarafa alalım öyle yapın zaten o din tin behen var hocam he üç kız kardeşiz tamam mere mere oluyor mere mere din behen'i çoğul mu yapmam gerekiyor? Behenyan mı? Behenyan. Meri. Behen. Behen. Aynı şekilde. Behen de değişmiyor. Behen. Bahay değişiyor da. Behen. Behen he. Tamam. Mujey. 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 Pel or sebziyan kahni kana 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 pel, ne diyoruz ya kana burada kana internetim bozuluyor herhalde hocam da kana kana su içme diyoruz ya kana kana bu ne pesen pes ne kana satın almak herhalde yok pesante yemek istiyorum yemek. Evet ha, yemek ben, istiyorum heh, ben yok ben meyve ve sebze yemeyi severim. Severim evet. Teşekkür ediyorum. Ben hocam Hintçeden. Efendim? Hintçeden biraz biliyorum. Urduca yeni öğreniyorum. Hintçeli yakın zaten. Ben 5 sene önce biraz yatakta kalmak zorunda kaldım. Bir 6-7 ay. O zaman Hintçe'ye merak salmıştım dizilerden. Evet. Şimdi bir de Urduca öğrenelim biraz dedim. Unuttuk ya. Aklınıza gelir inşallah. Teşekkür ediyorum. Bahut Bahut Şükriya. Var mı Ensar'cığım? Yoksa dersimizi nihayetlendirelim istersen. Hocam şu anda yok hiçbir arkadaşımız. Tamam. Haftaya herkes okuyacak arkadaşlar. Haftaya herkes okutacağız. Kendine göre okuyacak bir de. Şimdi ben söyleyeyim. Şeyi de sonlandırayım. Evet arkadaşlar.